Manşete hoş geldiniz. NATO meselesi gündemde buna bakacağız. Elbette pahalılık her yerden zam yağıyor. Buna bakacağız. Muhalefet sorusalı var. Daha önceki programlarda özellikle ikinci tur seçim bittikten sonra yoğun olarak işlediğimiz veya değindiğimiz konu durumlarda bir değişiklik yok içeride ve dışarıda. Muhalefet bütün umutları tüken, tüketmiş durumda ve ayakta kalma, e, ne bileyim devam etme önümüzdeki seçime hazırlanma, sonrası için umutlanma falan savaşı veriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kendine göre bir mücadele var. Ayrı bir konu. Buna bakacağız. İster istemez bakacağız. Çünkü Türkiye muhalefeti her ne kadar büyük bir hayal kırıklığına yol açsa, kendinden umutlanan kitleleri yüzüstü bıraksa ve bundan sonrası için de umut vermese, değişim değişim deyip de hiç kimse değişmese, koltuklarındaki yerlerini korusalar dahi, Böyle bir vaka var. Artık Türkiye'de iktidar gibi bir muhalefet sorunsalı da var ve iktidar nasıl eleştiriliyorsa muhalefette bu şekilde eleştiriliyor, eleştirilecek. Bir farkla muhalefet seçmeni biraz daha bilinçli, okuyan, yazan kesim olduğu için eleştiriyor ve durumu kabul edemiyor, itiraz ediyor. Bir takım talepleri seslendiriyor. Karnı tok yalanlara, Karnıtok iki yüzlü politikalara, Karnıtok akşam sabah başka baş, akşam başka sabah başka söylemlere, Karnıtok. İktidar öyle değil. İktidarda, iktidar seçmeni tabirimi maruz görün, ne verirse iktidar iyi. Yani lafları takip etmiyor, bir arşivi yok, bir hafızası yok. E, reis ne, de, ne derse doğrudur. Allah başımızdan et, eksik etmesin. Pahalılık şundan. Efendim sorunlar bundan. E, yollar bozulmuşsa selden, evler yıkılmışsa depremden. Allah'ın işi filan bu modda gidiyor. Allah reisimizi başımızdan eksik etmesin. O ne diyorsa bir e, hikmeti vardır. Haliyle biz de şeyimize bakacağız, işimize bakacağız. Eğer başımıza bir şey geldiyse de o bizden. Bizim kötülüklerimizden, bizim kusurlarımızdan, bizim eksikliklerimizden. Tabii bir taraftan da mühim bir kesim devletten ve devlet olanaklarıyla hayatını sürdürmekten memnun. Yani bir de işin böyle bir menfaat tarafı var. Tarafı var. Bitirirken elbette in bitireceğiz. In out'u da güncelledik. o arada yayınlar da şöyle bir şey var. Önceki YouTube'da Özellikle 2020-2021 yılında ulaşılan ivme her neyse ki o zaman her yayın 100-150 bin, 200 bin seyrediliyordu. Ortalama olarak söylüyorum. Ortalama yani sadece kendi kanalımızı kastederek değil diğer bütün kanalları da kastederek söylüyorum. Sonra bu çok ciddi bir tırpan yedi. Ve muhtemelen e Sosyal ağların ağlardaki bütün firmalarla olduğu gibi Türkiye, Türkiye istihbaratı, iletişimi neyse artık devleti, hükümeti, saray anlaştı ve onlar da bir takım tedbirler geliştirdiler. Bir takım hesaplar bloklandı, yasaklandı. Bir takım hesaplarının da veya bir takım paylaşımların da görünürlüğü azaltıldı. Bunun teknikleri var. Yani kimsenin ruhu duymadan yapıyorlar. Özellikle seçimden sonra YouTube izlenmelerinde özellikle yurt dışından yayın yapan gazetecilerin yayınlarında kronik ve dramatik düşüşler oldu. Yani e, hadi 50-60 bin 70 bin ortalamalara düşmüştü seyredilmez 5-6 bin 10 bin 15 bin gibi ortalamalara düştü. Çok kronik bir düşüş var. Yani Abone sayısıyla ne bileyim sadık takipçi sayısıyla falan yorumlanamayacak dramatik düşüşler oldu. İçeride adam ben kahvaltı hazırlıyorum canım sıkkın bugün böyle de bir şey olur mu falan gibi kabilinden videolar çeken insanlar 300 bin 500 bin 700 bin izleniyor hala belli ki içeride o yönde bir serbesti var ama dışarıdan yani yurt dışından yayın yapan gazetecilere dönük yapılan anlaşmalar çerçevesinde bilmiyoruz ispatlayamayız kanıtlayamayız ama sadece gördüğümüz şey ortada gördüğümüz şey bize böyle söylüyor bize Kendini böyle yorumlatıyor Böyle bir kanaat oluşuyor Elimde bir delili ispatı belgesi yok söyleyemem Olmaz da zaten Fakat bu dramatik düşüşü buna yormak gerekiyor Türkiye ile anlaşılmış durumda ve Kapatılmamak için Sosyal ağlar tüm hesapları kastederek Tüm platformları kastederek söylüyorum Google'ından Facebook'una Ne bileyim Twitter'ından diğerlerine kadar kapatılmamak için, engellenmemek, bloklanmamak için Rusya'da olduğu gibi, Çin'de olduğu gibi, İran'da olduğu gibi, Kuzey Kore'de olduğu gibi ister istemez devletin istediği önlemleri alıyorlar. Ondan dolayı da yurt dışından yayın yapan gazetecilerin paylaşımlarının görüntülenmesinde dramatik düşüşler var. Bu onlara ilginin azaldığı manasına gelmiyor yapılan anlaşmaların bir tezahürü. Böyle de bakmak lazım. İkinci bir neden de var. Seçimlerden sonra büyük bir umutsuzluk oldu. Artık herkes eskisi gibi yayınları veya eskisi gibi gelişmeleri takip ediyor değil. İlgisini de kaybetti. Elbette bunun da tesiri var. Şimdi gündeme bakalım. Tabii bunu kırmanın yolu. Sizin yayınları ısrarla takip etmek ve hangi platformlardaysanız WhatsApp, Facebook, Instagram bir takım mesajlaşma programları aklıma gelmiyor, Signal vesaire Telegram, orlardan yayınları paylaşarak veya önererek e, en azından yerinde kalmasına yerinde kalmasını sağlayabilirsiniz veya biraz daha e, izlenmesini paylaşılmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bu fotoğraflar verildi. En son Litvanya'da ortada NATO Genel Sekreteri, sağda İsveç Başbakanı, solda Türkiye Cumhurbaşkanı ve anlaşıldı. Peki bugüne kadar ne oldu? Bir yıldır ne oldu? Yani hani hocanın nasihatin hocanın fıkrasındaki gibi. Biz bu çoku niye yedik? Ey bu yayınları sürekli takip edenler bilirler ama yani bu, bu çok belli bir şey. Yani Türkiye dündündür, bugün bugündür diyor. Bir takım tavizler koparma derdinde bulunduğu pozisyonu koruması, en azından tavuğun akış dememesi için batılı devletlerin iki ileri bir geri yürüyor. Ee, Tayyip Erdoğan'da e, bir e, fikri sabit yok ki. Tayyip Erdoğan'da bir e, kutsal yok ki. Yani bir kitabı yok bir kurallar kitabı yok. Ayrıca yani bir vicdanı olan, bir kendine göre politikası olan, kendine göre bir zihniyeti, kendine göre bir şeysi olan bir insan değil. Yol haritası olan bir insan değil. Onun için istediği gibi geri vitese de takar, U dönüşü de yapar, köprüden önce çıkar, ne bileyim şeyden atlar, otobüsten atlar, otobüstekileri içindekilerle beraber uçuruma yuvarlanırlar. Her şey mümkün. Şöyle tarif edilebilir. Tarihin görmüş görece Belki Türkiye topraklarında da... En pragmatist, en makyabilist, en çıkarcı, en oportunist Lider, yönetici. Ama sıkıntı şu... Yani bunu başka biri yapsaydı... Yemezdi millet. Ama sıkıntı... Belki yüzyılda gelebilecek bir kabiliyet... Belki yüzyılda gelebilecek bir elektrik... Veya işte karizma ne diyorsanız... Ona nasip oldu ve... O ne, yer, ne verirse yiyor millet. Yani o ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde ona bir günah, hata, kusur bulaşmıyor. Ve tamamen onun icat ettiği aradaki perdeler, kalkanlar, günah keçileri filan neyse suçlanıyor. Bu maalesef onunla başladı. Bu büyüklükte, bu şiddette ve onunla bitecek. Yani onun biyolojik ömrüyle sınırlı. O gittikten sonra bir daha o topraklarda hiçbir lider parti klik falan falan onun tuttuğu yerin çeyreğini ölçrün dahi tutamayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Zaten muhalefette bunu satın almış durumda. Tayyip Erdoğan son nefesini verinceye kadar böyle gider. Ondan sonrasına bakarız. Herkes buna göre plan yapıyor. Birazdan bakacağız. Dolayısıyla NATO İsveç falan meselesi de bu. Yani daha dün dile belki gün Mecaz olarak söylüyor. yani şu son birkaç hafta içerisinde İsveç boşuna uğraşma Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın Yakılmasına müsaade ettiğin sürece Biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz Dememiş miydi Daha 3-5 gün önce Ortağı Bahçeli daha yeni söyledi İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır Kandil neyse Stockholm aynısıdır Ee, işte o zaman şu anda Erdoğan Kandil'le mi sıkışıyor E çünkü öyle dedi Kandil neyse Stockholm mudur Bahçeli daha yeni dedi Lafın mürekkebi kurumadı tabir yerindeyse. E o zaman senin hükümet ortağın, iktidar ortağın şu anda Kandil'le el sıkışıyor. Stockholm'le el sıkışıyor çünkü tokalaştığı kişi İsveç Başbakanı. Neyse geçeceksiniz. AB'yi verin İsveç'i alın filan. Bir de AB söylemi çıktı. Tamamen manevra. Yani artık bunları yorumlamanın şunu bunu yapmanın şeysi yok. Uzunca bir süredir bu süreci... 30-40 yıldır takip eden biri olarak söylüyorum. Avrupa Birliği vesaire bir hayaldir. Olmayacaktır. En azından biz ve çocuklarımız bunu görmeyecek. Sonrası Allah kerim. Yani diyecek bir şey yok. Ama işte böyle işte bu sabahın manşeti Türkiye'nin dediği oldu falan. Zafer olarak veriyorlar. Ya bakıyorsunuz hani Türkiye'de ne Kur'an yakılmasından atıf var. Kur'an yakılmasına atıf var. Ne de işte efendim teröristlerin iadesi var. Tırnak içinde söylüyorum. NATO vizesi için AB şartı, tavizsiz müzakere, işte efendim vize serbestisinde ne bileyim İsveç'ten söz veriyor. Bir tane bile ne Kur'an yakılmasına ne de teröristlerin iadesine dair bir şey yok. Geçeceksiniz. Ama şu konuşuluyor ki kuvvetle muhtemel doğru. Son birkaç yayındır bu grafiği ekrana getiriyorum. Bilal Erdoğan'la ilgili Reuters'ta son derece dikkat çekici ve Reuters'ın tüm engellemelere ve yalanlamalara karşın Türkiye tarafından arkasında durduğu bir haber yayımlandı. Amerika ve İsveç'te yolsuzlukla mücadele yetkililerinin bir Amerikan şirketinin İsveç'teki iştirakinin rüşvet planlarıyla ilgili olarak Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da adının geçtiği bir şikayeti incelediği öne sürüldü Reuters'taki haberde. Özel habere göre şirket ürettiği alkol metrenin Türkiye'de pazar hakimiyeti sağlamasına Bilal Erdoğan'ın yardımcı olması halinde 10 milyonlarca dolar komisyon ödemeyi taahhüt etti. Ki o komisyonda Bilal Erdoğan'a bağlı işte TÜGVA, TÜGV, TÜRGEV gibi vakıflara gidecek. Bu haber büyük tepki çekti Türkiye'de. Yalanlandı şu bu falan ama Reuters arkasında durdu. Tam da bu müzakereler ee, yani NATO zirvesi yaklaşırken İsveç'in İsveç'e Türkiye'nin artık onay verip vermemesi netleşecek. Böyle bir haberin servis edilmesi zaten bu pazarlıkların sürdüğü manasına da geldi. Yani Bilal'i gösterdiler poker masasında ve Erdoğan da yelkenleri indirdi. Arada başka telefon diplomasileri falan da var. Yine Kur'an yakılması eylemi de belki karşı bir eylemdi. Şeylere şöyle bakın yani her şeye gazeteci olarak bakamazsınız ama biraz da bazen objektif bakmaya çalışın. Nasıl Kur'an yakabilirler, kutsala dil, dil uzatırlar. Şimdi Bu fikir özgürlüğü mü filan. Şimdi kimine göre bu fikir hürriyetidir. Kimine göre de işte efendim bu kutsala saldırı var, İkisi de değil. Yani oradaki o eyleme, o eylem, o olay, o olay. İngilizce'de güzel bir kelime var. Bu tür tanımlanamayan olaylarda veya tam teşhisi konulmayan şeylerde incident denir. Yani o olay habercilik ilinde. O olay tamamen NATO'dan bağımsız, İsveç'in NATO sürecinden bağımsız bir olay değildi. Mesele fikir hürriyeti ya da mesele kutsala dil uzatmak, kutsala saldırı falan değil. Böyle bakarsanız yanılırsınız. Böyle bakarsanız o eylemle ne amaçlanıyorsa o değirmene su taşımış olursunuz. Onun için objektif bakacaksınız. Yani baktığınızda o eylem, o olay Tamamen bu konuyla bağlantılıydı. Belli ki orada bir şey oldu, mücadele oldu. Bir taraf ya hiçbir şey yapamıyoruz bari bak bu işte Türkiye'nin damarına dokunur deyip böyle bir eylem yapalım dediler İsveç'te. Öbürü ki işte öbürü de Bilal Kart'ını açtı. Fakat görünen o ki Bilal Kart'ı İsveç'teki Kur'an yakma eylemini yendi. Yani Bilal Kart'ını açanlar Kur'an yakma eylemiyle... İşte o eylemi yapanlar neyi amaçlamışlarsa onu dize getirdiler, onu alt ettiler. Görünen o. Cengiz Aktar bir Avrupa Birliği uzmanıdır. Uzun yıllardır bu konudaki gelişmeleri takip eden ve Avrupa Birliği'nin artık hayal olduğunu yıllardır da söyleyen bir isimdir. İlk söyleyen isimlerden biri Türkiye için. Bir dolu yorumcu utanmadan tüm varlığı ve işleyişi Batı değerleri, ilkeleri, norm ve standartlarına reddi üzerine kurulu Ankara rejiminin yüzünü Batı'ya döndüğünden dem vurup sevindirik olmuş durumda. komik demiş. Aynen öyle. Yani bu konu artık Avrupa Birliği ile şunla bununla falan biraz evvel de söylediğim gibi İsveç'te Kur'an yakma, işte kutsala dil uzatma falan bunlarla falan e, yorumlanacak bir konu değil. Ömer Murat paylaşmış. Stockholm'deki büyük caminin önünde Kurban Bayramı'nda Kur'an-ı Kerim yakıldı. Bu hadise sonrası gürleyen Erdoğan, iki hafta geçmeden İsveç'in NATO üyeliğine koyduğu vetoyu kaldırdı. Ortak duyuruda İsveç'in artık bu eylemlere izin vermeyeceği gibi hiçbir taahhüt ve atıf yer almadı. Dedim ya Bilal Kart'ı galip geldi. Bu işlere böyle bakacaksınız. Yine Ömer Murat paylaştığı Twitter mesajında Erdoğan'ın bu şark kurnazlığıyla Avrupa Birliği yardımlarının Avrupa Birliği kesilen Avrupa Birliği fonlarının başlatılmasını amaçlıyor olabilir demiş olabilir sıcak kaynağı ihtiyacı var. Savaş gençse. Erdoğan'ın büyüklüğü yaptıklarında değil yapamadıklarını yapmış gibi pazarlama kabiliyetinde diyor. Yine işte birkaç ay önceki bir mesajını paylaşmış. İsveç ve Finlandiya'dan 130 teröristi istedik Erdoğan'ın mesajı. Onlar bunu yapmadı. Hala bizi eski Türkiye sanıyorlar filan. Erdoğan böyle konuşuyor. Bir de Erdoğan konuşurken üst perdeden konuşuyor. En iddialı lafları söylüyor. En ağır lafları söylüyor. Ben bu koltukta oturdukça diyor. Falan. Yani daha ne, bir insan daha nasıl bir iddia ortaya koyabilir ki? Adeta kendi kutsalı üzerine yemin eden veya kitabı üzerine yemin eden lider gibi. Fakat daha o lafların mürekkebi kurumadan yalayıp yutuyor işte. Böyle bir şey. O onu kastetmiş Savaş Hoca da. Yani yaptıklarında değil, yapamadıklarını yapmış gibi pazarlama kabiliyetinde diyor Erdoğan'ın büyüklüğü. Fakat Zeynel Lüle mühim bir şeye dikkat çekmiş ki bu bence bundan sonraki artık politik hayat, siyasi yaşam falan planlanırken, bundan sonraki Türkiye planlanırken mutlaka üzerinde durulması Gereken bir konu. Dünya liderlerinden olup da dil bilmemek kötü bir şey. Diğerleri gülerken sen de gülmek için kulağına fısıldananları beklemek durumundasın. Pek rahat bir durum değil. Bir 21 yılda insan biraz öğrenmez mi diyor? Evet öyle yani çok acayip bir durum. NATO liderleri arasında Avrupa Birliği liderleri arasında tek dil bilme bilmeyen kişi Türkiye ve Türkiye lideri ve gittiğinde sağında solunda tercümanla bir şeyler anlamaya ve anlatmaya çalışıyor. İngilizce'de bildiği dört kalıp var. Onunla da, onunla da işte hello, how are you, nice to meet you falan. Bununla da iş yürümez. Yani keşke günde 15 dakika falan biriyle çalışsaydı. 21 yıl değil, 1 yılda 2 yılda bu işi bitirirdi. Yapmadı, yapmaya ihtiyaç da duymadı. Böyle bir belli ki kabiliyeti de yok. Ayrı bir konu. Fakat bundan sonra Türkiye'de. Sadece Büyükelçilik veya Dışişleri Bakanlığı gibi makamlar değil, konsolosluklar gibi değil. Türkiye'de devleti yöneten herkesin ve muhalefet dahil İngilizceyi sular seller gibi bilmesi ön şart olmalı. Çünkü artık iş buradan geçiyor. Artık bu zirvelerden, bu iletişimden geçiyor. Erdoğan Biden'la telefonla konuştu. Görüşme yarım saat sürdü. Ya o görüşme esasen 8-10 dakika sürüyor. Kalan 20 dakika tamamen tercüme ve iletişim kopukluğu veya onu gidermeye dönük veya yanlış anlamaları düzeltmeye dönük şeyler. Artı ter, tercümeyle de anlaşamazsınız karşınızdakiyle tercümeyle konuşamazsınız karşınızdakiyle nasıl ki göz teması nasıl ki beden teması tokalaşarak falan şey yapıyor yani o a, ortak dili konuşmalısınız ki o dilin nüanslarına hakim olmalısınız ki karşılıklı maksadı anlayabilirsiniz tercümede çok şey kopar gider tercüman ne kadar kabiliyetli olursa olsun ya benim tercümanım var hallediyorum hayır yarım olur eksik olur İkili müzakerelerde, ikili görüşmelerde aynı dilde konuşmalı liderler. Şimdi Avrupa Birliği falan demişken hani mesele Avrupa Birliği hayal. Bak 13 aydır tutuklu 16 gazetecinin davası Diyarbakır'da bugün başladı. Olay bu. Avrupa Birliği'nin yolu buradan geçiyor esasen ama Türkiye bildiğini okuyor. Gazeteciler hakkındaki iddianame ne zaman hazırlandı biliyor musunuz? Tutuklandıktan 10 ay sonra Nisan ayında hazırlandı. Bir şekilde sizi topluyorlar. Daha sonra da hakkınızda suç üretiyorlar. Böyle bir sistem. Böyle bir ülke, ülke olamaz önce. Avrupa Birliği'ne üyelik falan ondan önce. Bir başka konu. Nurcan Baysal paylaşmış. Shell istasyonunda her dilde diyor şey var. Hoş geldiniz yazmışlar cama diyor. Kürtçe yok. Neres neresi? Diyarbakır. Shell'in Diyarbakır istasyonunda güya böyle işte hümanizma aman işte efendim hangi lilde olursan ol gel hoş geldiniz falan. böyle hoşluk yapıyorlar. Kürtçe yok. Güya Avrupa Birliği. Bak duble yol paramparça. Sel suları asfaltı kağıt gibi yıktı. Yer neresi? Zonguldak Ankara'ya bağlayan duble yol. Çok büyük bir afet olur. Kasırga. Yüzyılın görmediği bir şey falan. Orada bir takım altyapı üst yapı neyse her zarar görebilir. Ama hemen her selde yağmurda her artık gök gürülediğinde bu yapılan şeyler hasar görüyorsa yani bu işi yağmura, sele aman çok da büyük afet oldu canım bu kadarını beklemiyor. Buna bağlayan idarecileri sopayla kovalayın. Böyle olmaz. Böyle bir şey olmaz. Sonra Avrupa Birliği dersiniz. Sonra Avrupa Birliği. Sürekli ülke konser yasaklama tedbir şeyleriyle geliyor. Bir ilde serbest bırakıyorlar, bir ilde yasaklıyorlar. Yasaklama da nasıl geliyor biliyor musunuz? O ülke şey o ildeki işte İmam Hatip Derneği veya bir cemaatin bir vakfı şikayette bulunuyor. Zaten karşılar konsere, müziğe, insanların bir araya gelip eğlenmesine. Valilik de bunu alıyor, değerlendiriyor. Sonra Avrupa Birliği. İkinci el otomobilde 4800 kişiye işlem. Ticaret Bakanı tebliğli kıyafetle denetim yapıyoruz demiş. Bunu son birkaç ayında birkaç kere dile getirdim. Yani böyle bir şey olmaz. Devlet ticarete karışmaz. Hele ikinci el ticarete karışmaz. İkinci elde araç fiyatları, otomobil fiyatları ucuzlar. Asla sıfır gibi değildir. Ve insanlar kendi aralarındaki basit muameleyle elbette bir yere kayıtlı olması gerekiyor. Trafiği denetleyen kuruluşlara falan. Neyse devlete bağlı. Oraya kaydını yaptırırsın sen. Bir başkasına satarken de o kaydı değiştirirsin işte şifrenle falan girdiğim bir şeydir o. Hükümet hesabıdır neyse. O yeni alan kişinin ismini yazarsın, adresini yazarsın, el sıkışır ayrılırsınız. Aralar, aranızda bir para alışverişi var mı yok mu kimse ilgilendirmez. Böyle de olması gerekir. Yarın Türkiye'de işler bu noktaya döndüğünde ülkenin normale döndüğünü düşünebilirsiniz. İkinci el çakalları diye manşet atmıştı Hürriyet geçen hafta. Yani gazetecilik de doğruyu vermekten uzaklaştı. Ne demek çakal yani? İkinci el çakalları. Neyse. Savaş Genç modern bir Robin Hood'dur demiş AKP iktidarı. Kentli seküler seçmenden alıp standart beklentisi oldukça düşük olan kırsal muhafazakar seçmene veriyor. Şimdi bunu biz kendi özel hayatımızda ve paylaşımlarımızda da yaşıyoruz. Yani bir yerde basit sıradan bir paylaşım yapıyorsun ve bunun bir iz düşümü var. Bunun esasen bir mesajı da var. Bir alt mesajı da var. Alt metni de var. Fakat Türkiye mahalleleri, Türkiye'deki kabileler o kadar kendi içine dönmüş ve kendi köyünden başka bir şey görmüyor. Ve tamamen kendi dertlerine o kadar yumulmuş durumdalar ki her şey batıyor. Yani geçtiğimiz sene dalında bir elma fotoğrafı paylaşmıştım. Elma mı erik mi neyse. Bahar gelmişti işte güzel böyle. Hoş bir fotoğraftı. O, Tarık Bey hayat sana güzel diye birisi alttan mesaj yazmış. Ya arkada sen nerede yaşıyorsun, ne yapıyorsun? Yani acayip çık bulunduğun yerden. Yani e, farkında değilsin terapi görmeye ihtiyacın var. Ya da en azından ruhunu dinlendir, uzaklaş bir şeylerden. Şimdi bu kitle de böyle bir kitle. Yani e, kitle zengine düşman, varlıklı kesime düşman. E, i̇şte konserler gitmiyor zaten düşman. Anlatabiliyor muyum? Yani işte efendim şey ne bileyim pasaport harcı falan falan artırılıyor. Umurunda bile değil ben yurt dışına çıkmıyorum ki zaten diyor. Yani şimdi böyle de bir şey var. Sen pasaport harcına bu kadar zam yapılabilir mi falan diye bir tweet attığında altına diyor ki e, yurt dışına gidecek parayı buluyorsun ona da şey yap ne olacak diyor sana dokunmaz. Bu kafa bu zihniyet çok klişe olacak ama örümcekli bir zihniyet sorunları var, ruhsal sorunları var. Böyle bakmayın yani insanlar böyle bakmasın gelişmelere, hadiselere. Maalesef tüm mahalleler için geçerli bu. Tüm iktidarıyla, muhalefetiyle, her türlü camiasıyla, her türlü örgütlenmesiyle, her türlü cemaatiyle. Maalesef. Solu sağıyla, hepsiyle, milliyetçisiyle, hepsiyle. Aslı Erdoğan paylaşmış, Almanya'da yaşıyor. Cezaevi sürecinden daha zor diyor sürgünde yaşamak. Dayanışma sürgünde yerini sessizliğe ve unutulmaya bıraktı ustaca yola getirildik. Evet. Esasen bu. Deminden beri anlattığım anlatmaya çalıştığım mesele esasen bu. Ustaca yola getirildik ve insanlar birbirine hırlar duruma geldi. İnsanlar birbirine dişlerini gıcırdatır duruma geldi halbuki yani ortak bir hedefe, ortak bir değişim, ortak bir ilerleme, ortak bir demokratikleşme, ortak bir insan hakları hedefine falan yürümesi gerekirken döndü. Onu beceremeyince duvarın bu tarafında birbirini dişlemeye başladı. Problem orada. Hep şunu öneriyorum. Yani bu buna acıma hissiyle de bakılabilir. Şük şefkat hissiyle de bakılabilir. Ben bazen bazı gelen mesajları blokluyorum. Niye? Niye blokluyorum? Çünkü Kendimi onun hayatından çıkarıyorum. Anlatabiliyor muyum? Bana maruz kalmasın diye yani. Böyle yapın yani. Hiçbir şey yapamıyorsanız. Bu da en azından sessiz e, kurallar içerisinde bir itiraz hakkıdır. Ya da en azından tepkidir yani. Türkiye her an bir erken seçime gidebilir. Biz her koşulda hazırlıklı olmalıyız. Şimdi muhalefetten birkaç parça paylaşacağım sizinle. Kılıçdaroğlu ne demek istedi? Vallahi ne bileyim ne demek istedi? Biraz evvel söylediğim şeyi demek istedi herhalde. Erdoğan son nefesini verinceye kadar bir şekilde idare edeceğiz. Ondan sonrasına hazırlanalım. Onun için de her an erken seçim olabilir diyor belki. Her an emri hak vaki olabilir. Onun için de her an erken seçim olabilir. Unutmayın Cumhurbaşkanlığı makamı bir biçimde boşaldığında seçimlerin derhal yenilenmesi gerekiyor. Bir de zam tepkisi koymuş. E, koyarken de şunu söylemiş. Vatandaşlar neden sesiniz çıkmıyor diye bağırıyor. Asıl sizin sesinizin çıkması lazım. <laughs> Gürsel Tekin pazarda. O arada pazarda zeytin e, bir zeytin esnafının yanında zeytin e, zeytin satan bir pazarcının yanında kelimeleri bulamadım bazen zor oluyor. Zeytin fiyatlarına bakın 80 lirayla 138 lira arasında değişiyor kilosu. Yani siyah zeytin 138 yazıyor arkada. Sonra da işte pazarda milletin canlı burnunda zam yağmuru bekliyor. Tamam da yani e e e Gürsel Hoca e İngilizce'de ikidir İngilizce atıfta bulunuyorum ama mazur görün. Çok tarzım değil. Sovat what? E Şimdi bir başka sıkıntı da bu. CHP'nin grup başkanı Özgür Özel Erdoğan'ın maaşına 40 bin lira zam yapılıyor demiş. Şimdi çıkın buradan ya çık. Bak Erdoğan Erdoğan paraya ihtiyacı olan biri mi? Erdoğan maaşı yetmiyordu onun için mi 40 bin lira maaşına zam yaptı? Ne diye yani bunu söyleyince siz bir şey mi yapmış oluyorsunuz? Veya bunu gazete pencere manşetine koyduğunda en azından bir tepkiyi mi seslendirmiş oluyor? Ya da kendisi de buna katılıyor mu? Erdoğan'ın maaşına şu kadar, Erdoğan maaşına isterse 140 bin lira zam yapsın. Bugünden bile olmamalı ülkede. Geçeceksiniz bunu. Erdoğan'ın bu zammı nedir biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Semra Özal zammıdır. Abdullah Gül zammıdır, Ahmet Necdet Sezer zammıdır. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın maaşı artınca geriye doğru eskilerinin ve yeşilerinin falan maaşları da artıyor. Öyle bakın. Erdoğan kendine yapmıyor, aşağı doğru silsile halinde o zamma bağlı olarak diğerlerinin durumunu da iyileştiriyor. Ayrıca yani bu mu yani haber? Buna mı takılacaksınız? Önce bunu anlatmanız lazım. Cumhurbaşkanlığında yapılan zamların böyle geriye doğru silsilevi bir tesiri vardır. Esasen amaçlanan budur. İki, yani Erdoğan maaşla mı geçiniyor? Yetmiyor da 40 bin lira ilave mi yaptı? Yapmayın Allah aşkına. Her şeyi devletten yiyor içiyor zaten. <laughs> Allah'ım. Altan Sancar paylaşmış. Muhalif vekiller efendim istatistik kasmaya başlamışlar. Soru önergesi sayısını artırmak için bir takım teknikler geliştirmişler falan. Onlar da bununla uğraşıyor. Yani haberi yazdım okuma gereği bile duymuyorum. Yani ne olacak? Daha önce bin tane soru önergesi veriyordun. Şimdi on bin tane soru önergesi verdin. Tıkandı soru önergesi mekanizması. Tıkadık orayı. E Eee? eee? Ah. Neyse biz yavaş yavaş bitirelim. Neyle bitirelim? in bitirelim. Hafif neşemizi bulalım. Ve... Biraz da gündeme... In-out... Çerçevesinden dokunalım. Ve... Hoşça kalın bir sonraki yayında buluşmak umuduyla diyelim.